Gusülde vesvese yapanlara ne tavsiye edersiniz hocam? Şimdi şeytan aleyhillâne insana ibadetler hususunda vesvese verir. Fakat feinne lilmâ ileme, yani suda şeytanın vesvesesi en güçlü olanıdır. Yani şu demektir, su yoluyla insana en güçlü vesveseyi şeytan oradan verebiliyor. Mesela bir insan diyelim ki işte Arafat'ta vakfe yaptı. İşte benim vakfem oldu mu olmadı mı? Tamam, yani bir vesvese oluşabilir ama en güçlüsü suyla olan işlerde oluyor. İşte benim guslüm oldu mu, şuram kuru mu kaldı, efendim ağzımı yıkadım mı, ondan sonra abdest alıyor, işte başımı mesdettim mi, kolumu yıkadım mı, yani her insanda oluyor bu. Evet Her hocam. insanda oluyor. Yani abdest aldıktan sonra işte kolum kuru mu kaldı şey vesaire. Burada yapılacak iş şu, bir insan kamilen diyelim ki abdestini aldı, benim abdestim tamam diyecek, geri dönmeyecek orada. Yani mesela Allah'ın emrettiği şekilde abdestini aldı. Yıkadın. Yok acaba oldu mu oldu mu? Geri dönmeyecek orada. Geri döndüğünde bu sefer şeytan orada kapıyı açıyor. Ondan sonra hadi bakalım bir daha Bir yıkıyor, daha bir daha üzerinde, yıkıyor, bir daha evet. geri dönüyor. Dalga geçiyor bu sefer. Orası olmadı, burası olmadı. Dirseğini yıkamadın, başını mesnetmedin. Ben bu şekilde yani şeytanın maskarası oluyor. Ve ayeti kerimede Bismillah ve imma yenze anneke mine şeytani. Şeytan size yenze kelimesi vesvese verip böyle çekip almaya kalkışırsa nez'un. Festeiz billah. Auzu billahi mine şeytani racim de. Yani burada Kur'an-ı Kerim bize ne yapıyor? Şeytan vesvese verdiğinde demek ki ona uymayacaksın. Auzu billahi mine şeytani racim diyeceksin. Orada genel kaideyi kullanacaksın. Genel kaide Allah'ın istediği şekilde sen abdestini, guslünü, namazını, ibadetini yaptın mı? Yaptım. Dönme geriye daha. Geriye dönme. Yani abdest yani aldıktan sonra bir daha abdest almamak gerekiyor orada vesveseli durumda. Çünkü bir daha geldi bu sefer şeytan kapıyı açıyor. Ondan sonra başlıyor seninle dalga geçmeye. Her abdeste, her efendim gusulde efendim şurası kuru kaldı bir daha al vesaire diye. Bu değerli Ahmet işin şeyi söylemek durumundayım. Bu başlangıç. Bunun bir basamak sonrasına götürüyor bu sefer. Yani bu sefer namaza götürüyor. Namazın olmadı diyor. Efendim üç kıldın diyor. Halbuki dört kılmışsın orada Dört devam ettiriyor. Bu rekatlar sefer şaşırıyor. dört, üçüncü aşamaya geçiyor. Sen inandın ama imanın tam mı? Allah'a doğru mu inanıyorsun falan. Orada bu sefer aşamaya götürüyor. Ondan sonra gavur etmeye çalışıyor. Allah. Tabii yani vesvese çok büyük tehlike yani. Onu da söyleyeyim. Burada korkacak hiçbir şey yok ama. Neden? Euzubillahimineşşeytanirracim diyeceksin. Diyeceksin ki Rabbimin istediği şekilde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedur. Ben iman etmişim ya. Daha neyin nesi bu yani? Ben daha nasıl iman edeceğim? Diyeceksin. Hadi oradan diyeceksin. Euzubillahimineşşeytanirracim. O vesvese defterini kapatmak gerekiyor. Kapıyı açık bıraktığın zaman O sürekli daha şeytan şey hırsız niye girdi diye konuşmana gerek yok. Kapı açık. Yani şeytana kapı açmayacaksın burada. Efendim tekrar söylüyorum. Allah'ın emrettiği şekilde kul iman etti mi, ibadet etti mi artık daha muhatabım Allah'tır diyecek. Efendim şeytanın vesvesesine, ihvasına uymayacak. Evet. Allah razı olsun hocam. Çok güzel Amin. açıklamış oldunuz.